Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından e-fatura, e-defter, e-arşiv uygulamalarının getirdiği avantaj ve dikkat edilmesi gereken hususları açıklayan bir seminer düzenlendi. Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası binasında gerçekleştirilen seminer, Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Muzaffer Yıldırım, Edirne Bilişim İcra Kurulu Başkanı Özkan Ermiş, Luca Mali Müşavir ve LucaNet Ürün Yöneticisi Cenk İçer ve çok sayıda mali müşavirin katılımıyla gerçekleşti. Seminerde ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Muzaffer Yıldırım, son zamanlardaki şehit haberleriyle derin üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, muhasebe camiası olarak terörü lanetliyoruz dedi. Muzaffer Yıldırım daha sonra serbest muhasebeciler mali müşavirlerce işletmelerine daha geniş ve kapsamlı hizmet sunmak üzere çeşitli eğitimler gerçekleştiriyoruz. Teknolojik gelişmeler bizi kaçınılmaz olarak ayak uymaya zorluyor dedi. Serbest muhasebeci mali müşavirlerin hizmet kalitesini artırmak amacıyla ve teknolojik gelişmelere de bağlı olarak sürekli kendimizi yenilemek durumundayız. Bugün burada bunlardan bir tanesi e-fatura, e-defter, e-arşiv uygulamalı eğitim seminerine hepiniz hoş geldiniz. Her şeyden önemlisi ülkemizin bir bölümünde yoğun olarak yaşanan çatışmalar ve ardı arkası kesilmeyen şehit haberleriyle yüreklerimiz parçalanmaktadır. İnsanların barış ve refah içerisinde yaşamasının temel şartlarından birisi de terör ve şiddete karşı işbirliği ve dayanışma içerisinde olmaktan geçmektedir. Muhasebe meslek camiası olarak da bütün terörü lanetliyoruz. Değerli meslektaşlarım, bir süre önce evlilik projesi kapsamında yürürlüğe giren haksız rekabet modülü Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de başarıyla uygulanmıştır. Şimdi bu projenin ikinci aşaması olan müşteri listelerimizin vergi dairesine verdiğiniz listeyle odamıza yani sisteme girdiğiniz listelerin karşılaştırılması, ikinci adımı ise bunların beraberinde sözleşmelerde belirtilen ücretlerin ve o ücretlerin tahsil edilip edilmeyişinin takip olacaktır. Bunlarda farklılık girenlerin özellikle listeleri bugün yarın hazırlıklarını yapıyoruz. Haksız rekabet kurulunca takip edilecek ve yönetimimize de bu bilgileri farklı girenler hakkında gerekli çalışmalar yapılacaktır. Yine mesleğimiz 1990 yılından bugüne 26 yılda büyük mesafe kat edildi. Burada meslek mensuplarımızın sürekli kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Biz bununla ilgili odalarımız ve TÜRMOB'da hizmet kalite kurulu diye bir kurul oluşturmayı planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte bunlarla ilgili yönergeler hazırlanacak. Bu yönergeler doğrultusunda hizmet kalite eğitimleri de verilecektir. Edirne Bilişim İcra Kurulu Başkanı Özkan Ermiş, Çorum Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası'nda düzenlenen seminerde e-fatura, e-defter, e-arşiv uygulamalarının getirdiği avantajlar ve kolaylıklar hakkında bilgi verdi. Elektronik imza ve kayıtlı elektronik posta alanları yanı sıra elektronik belge yönetim sistemi ve üretim otomasyonları konusunda çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük holdinglerinin ERP'sini yapıyoruz. Doğuş Grup, Doğan Grup gibi. İki sene önce de e-dönüşüm projeleriyle başladık. Oradan elde ettiğimiz bilgilerimiz var. Sizlere onunla ilgili bir sunum yapacağım. Maliye Bakanı'nın 15 Temmuz'daki açıklamasında da bu tebliği çıkarken arkasından bu vesileyle 4 yıl içinde 860 bin firmanın elektronik fatura mükellefi olacağının işte yıllara göre dağılımını basında açıkladı. Bunlar da zaman geldikçe resmi gazetede yayınlanacak dendi. 4 sene içinde bütün firmalar elektronik fatura düzenleyecekler. Burada önemli bir mevzuat daha oluştu. Çoğunuzun bilgisi dahilindedir. Geçen sene elektronik fatura düzenlenirken dediler ki birçok kurum ya elektronik fatura mükellefin elektronik fatura düzenliyoruz. İkinci nüshasını
arşivliyoruz uluslararası bir standartta. Fakat elektronik fatura mükellefi olmayanlara hala kağıt fatura düzenliyoruz. İşte bu durum ortadan yeni tebliğle kalktı. Elektronik arşiv denilen, elektronik arşiv fatura diye aslında ismini daha açıklayıcı oluyor. Elektronik faturaya geçmese de elektronik defter tutabiliyor opsiyon olarak da. Ceza müeyyideleri var ama en büyük ceza müeyyidi bu işin. Fatura başı kesilen işte 170 liraya rusum cezası falan değil. En önemli ceza hiç fatura kesmemiş, hiç fatura almamış ya da defter tutmamış sayılıyorsunuz ki o. Buna geçişi opsiyon olmaktan çıkartıyor. Çok ağır yaptırımları var. O yüzden her firma elektronik faturaya, elektronik arşiv faturaya, elektronik deftere geçiyor.